Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Çok muhterem kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam o mübarek sözlerinden gönüllerimizi aydınlatmaya devam edelim inşallah. Sözler kalpte yer bulursa amele tesir eder. Yoksa söz kulakta kalırsa amele dönüşmez. Dolayısıyla Müslümanın dinlemesi kalbi bir dinlemedir. Ve hele bu sözler ayet olur, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözleri olursa sadece kalp ile değil bütün duyu organlarımızın kulaklarıyla dinlememiz gerekir. Ki bizim hayatımızı baştan sona kuşatsın, bizim bütün vücudumuzda tesir meydana getirsin. Onun için sahabe-i kiram Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini dinlerken, ondan ayet dinlerken sanki başlarında bir kuş varmış da o kuş uçmaması için nasıl sakin duruyorlarsa o şekilde sakin dururlarmış. Evet. Bu dinimizin bize öğrettiği edeptir. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. Hazreti Enes'ten gelen bir hadis-i şerif. Biliyoruz Hazreti Enes Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 10 sene hizmet etti. Yani o şerefe erdi ve dolayısıyla İslam'ın o güzel ahlakıyla ahlaklanan sahabelerden bir tanesi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizden biriniz başına isabet eden, başına gelen bir musibetten dolayı ölümü temenni etmesin. فَاِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاِلًا فَالْلُقُلْ. Eğer illa da ölümü temenni edecekse, yani çok müzmin bir hastalıkla karşı karşıya kalmış, elzelül ömür, ömrün en kötü anını yaşıyor, artık yani çekilmez olmuş, illa da bunu yapacaksa şöyle dua etsin. Allahümme ahyini ma kânetil hayâtu hayran li. Ey Allah'ım, eğer yaşamak benim için hayırlıysa onu benim için hayırlı kıl ve bana ömür ver. وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي. Ölüm benim için hayırlıysa beni öldür. Evet, Müslüman ölümü temenni etmez. Niçin? Hadis değil ama sahabenin bazılarının sözü olarak rivayet edilir. Peygamberimizden gelen bir hadis değil. Halk arasında yanlış bir bilgi var bu anlamda. اَتْدُنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ. Dünya ahiretin tarlasıdır. Sahabeden rivayet edilen bir sözdür bu. Dolayısıyla biz dünyaya niye geldik? Ekmeye geldik. Ne kadar fazla ekersen kıyamette o kadar fazla pişeceksin. Bunu ekmek için de mekana ihtiyaç var, dünya. Zamana ihtiyaç var, ömür. Dolayısıyla Müslüman ömrünün son anına kadar ekme işiyle ne yapacak? Sürekli bir şekilde meşgul olacak. Hayırlar yapacak. Her insanın yapacağı bir hayır vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mümini bir hadis-i şerifinde neye benzetiyor? Bir binaya benzetiyor müminleri. Bu İslam binası eğer cennette bir köşk olacaksa, ha bu binada sütun olmuşsun, ha temel olmuşsun, ha sıva olmuşsun, ha boya olmuşsun. Önemli olan bu binada bir parça ol. Yani yaşlandım, artık ben amel edemem veya ben fakirim, ben İslam'a hizmet edemem yok. Yani zamanımızın her saniyesini Allah'ın dinine hizmetle ne yapmamız gerekiyor? Geçirmemiz gerekiyor. Bu şu anlama gelmez. Durmadan gece gündüz çalışalım değil. Oturuyorsun, güzel bir niyetle sevap kazanırsın.
Çarşıda geziyorsun, bir mümin kardeşine tebessüm etmekle sevap kazanırsın. Dolayısıyla dünyaya bir kere geldik, ikinci bir gelme şansımız yok. Bunu son anına kadar ne yapmamız gerekiyor? Değerlendirmemiz gerekiyor. Ama biraz önce de söyledik, bazen gerçekten hayat çekilmez olabilir. Onun için şair diyor ki, اِذَا ضَاقَ بِكَ الدُّنْيَا فَفَكِّرْ ف۪ي سُورَةِ اَلَمْ نَشْرَحْ فَاِنَّ عُسْرًا بَيْنَ يُسْرَيْنِ فَلَمْ تَحْزَنْ وَلَمْ تَفْرَحْ Dünya hayatı seni sıkmaya başladığı zaman bazen böyle cenderesini alır değil mi? Bazı imtihanlar, çocuğundan gelen imtihan, sağlığınla gelen imtihan, maddi bir imtihan insanı bazen sıkar. O zaman İnşirah suresini düşün. Çünkü İnşirah suresinde Rabbimiz şöyle buyurur. Her bir zorluktan sonra iki kolaylık nedir? Vardır. Ama bu cümleyi şöyle de okuyalım. Her iki kolaylıktan sonra da ne vardır? Bir zorluk vardır. Yani hayat hep böyle. Bakın, bazen bakarsın çok neşelisin. Bir anda bir haber gelmiş, bir hüzün çöker. Onun için daha önceki hadislerde okuduk. Peygamberimiz ne buyuruyordu? Müminin hali ne güzeldir. Bu sadece mümine ait bir olaydır. Onun başına bir bela, musibet isabet etse sabreder sevap. Bir nimet isabet etse şükreder sevap. Üçüncü bir hal var mı? Yok. Yani insan ya neşelidir veya üzüntülüdür. Dolayısıyla her halükarda ne yapıyor Müslüman? Sevap alıyor. Bir de burada bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dua yapmasını öğretiyor. Yani ağzınızı hayır duaya alıştırın. Fevli hareket etmeyin, teenniyle hareket edin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gelen bir grup içerisinde Esca adında bir sahabe var. Peygamberimiz onu övüyor. Diyor ki sende diyor iki özellik var diyor. Allah'ın sevdiği iki özellik. Bunlardan bir tanesine teenniyle hareket etmek, acele etmemek. El aceletu mineşşeytan, acele şeytandan. Yani dolayısıyla teenniyle hareket edip tavırlarımızda, dualarımızda ağzımızı hayra alıştırmak çok önemli. Yani burada niye ölümü temenni ediyorsun? Biliyor musun senin için hayır olduğunu? O zaman bu temenniyi hayra dönüştür. Nasıl dua et? Ya Rabbi yaşamak benim için hayırlıysa yaşat. Ölmek benim için hayırlıysa öldür. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde خَيْرُكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ شَرُّكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ buyuruyor. Sizin en hayırlınız ömrü uzun, ameli güzel olandır. Sizin en şerliniz ise ömrü uzun fakat ameli kötü olandır. Tamam, insan bütün hayatını hayra, ibadete, duaya ayırmalı ama biraz şöyle yaş ilerlemeye başladığı zaman daha çoğaltmalı. Çünkü Nasr suresi, İzâ Câ suresi Peygamberimizin vefatına yakın inen surelerden bir tanesidir. Orada Hazreti Ayşe validemiz diyor ki فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ Rabbine hamd ile tesbih et ve istiğfarda bulun ayeti indikten sonra Allah Resulü tevbe ve istiğfarı ne yaptı? Çoğalttı. Tevbe ve istiğfarı çoğalttı. Allah'a hamd etmeyi çoğalttı. Onu tesbih etmeyi çoğalttı. Tevbe ve istiğfarı çoğalttı. Dolayısıyla örneğin dua ediyoruz. Sinirlendik. Hani bizim geçmişte nenelerimizin, dedelerimizin güzel duaları var. Ocağı yanasıca derler bizim oralarda. Yani evi yansın değil, ocağı tütsün anlamında. Buna benzer Allah ıslah etsin, Allah hayrını versin. İnsan sinirlendiği zaman deşarj olacağı kelimeleri hayır kelimelerinden seçsin. Çünkü o kelimeleri söylerken düşünceli bir şekilde ne olmuyor? Çıkmıyor. Bir refleks halinde çıkıyor. O halde ağzımızı ne yapalım? Bu gibi hayır duaları alıştıralım. Niye? Yine hadislerde geçiyor. Siz bir dua edersiniz. Dua ettiğiniz an tam icabet saatine denk gelir. Yaptığınız dua ise veya beddua ise kabul olur. Sonra da artık geri dönülmez bir yola girmiş olursun. Diyelim ki yani beddua ettin. Allah belanı versin dedin. O dua kabul oldu, beddua kabul oldu. O anda Allah hayrını versin deseydin de kabul olacaktı. Çocuğun için böyle yaptığın bir beddua niye dönüşecek? Sen zaten çocuğun sana isyan ettiği için kızdın değil mi?
Bir isyanı bitecek, sana karşı itaatkar olacak. Bir, çocuğunla aranı düzeltmiş olacaksın. İki, çocuğunu kurtarmış olacaksın. Yani dolayısıyla ağzımızı inşallah hep hayır duaya alıştıralım. Bakın yani çekilmez bir hastalıkla karşı karşıya kalınca bile Peygamberimiz bize neyi öğretiyor? Nasıl böyle güzel dua yapmayı öğretiyor. Evet. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. Yine sahabeden geliyor, Allah Resulü şöyle buyuruyor: biz Allah Resulüne şikayette bulunduk. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyafetini şöyle yastık yapmış, Kabe'ye dayanmış, şöyle yatıyorken şikayette bulunmuşlar. Fekulne, dedik ki: Ela testansiru lena, ela ted'u lena. Ey Allah'ın Resulü, yani bize ne zaman yardım edeceksin? Ne zaman yardım gelecek? Bizim için ne zaman dua edeceksin? Dua etsen de şu sıkıntılardan bir kurtulsak. Kabe olunca hangi dönem? Mekke dönemi. Müslümanlar Mekke'de 13 yıl kaldılar. Bu hep sıkıntıyla, dertle geçti. Yani müşriklerin boykotlarıyla geçti. Zorlu bir dönemdi. Medine'de de 13 yıl kaldılar. Dolayısıyla Mekke'de işkence çektiler. Ama Medine'ye gelince de yan gelip yatmadılar. Orada da cihad ettiler. Niye? Eğer onlar cihad etmemiş olsaydı, biz Medine'den, Mekke'den binlerce kilometre olan uzakta bugün bu hadis dersini ne yapamazdık? Yapamazdık. Fakale, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyuruyor: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلْ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا. Sizden önceki ümmetlerden şöyle insanlar vardı. İman ettiğinden dolayı birisi alınır, onun için bir çukur kazılır, çukurun içerisine konurdu. ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ, şöyle bir testere getirilirdi. فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ, o testere başına konulur. فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ, ve yukarıdan aşağıya doğru ne olurdu? İkiye biçilirdi. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَد۪يدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ. Ne olurdu? Demir taraklarla onun eti kemiğinden ayrılırdı. فَكَاتْ مَا يَسُدُّهُ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ. Böyle yapılması o kimseyi dininden ne yapmazdı? Döndürmezdi. Bakın ne kadar kuvvetli bir iman. Vallahi Allah'a yemin olsun ki la yutimmennallahu hazal emra hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah ve zibe ala ganamihi. Allah'a yemin olsun ki öyle bir zaman gelecek, bir atlı bir binitli kimse San'a'dan Hadramaut'a kadar uzak bir mesafe gidecek, fakat sadece Allah'tan korkacak. Bir de koyunu varsa koyunumu kurt yer diye korkacak. Onun dışında her şey güvenlik içerisinde olacak. وَلَاكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, fakat siz acele ediyorsunuz. Şimdi burada Peygamberimiz bize bir şey öğretiyor. Diyor ki iman merkezli yaşayın. Ben her fırsatta söylemeye çalışıyorum. İnsanın hayatında listeler var mıdır? Vardır. Gencin listesi farklıdır. Orta yaştaki insanın listesi farklıdır. Biraz yaşlanmış olan insanın listesi farklıdır. Nedir bu? Genç için söyleyelim. Evlenecek, işte üniversiteye gidecek. Madde yazmıştır onun zihninde. İyi bir iş sahibi olacak. Sonra evini alacak, arabasını alacak. Sonra çocuklarını eğitecek. Yazdığını alacak. Buna benzer herkesin bir hayali vardır. Tamam, bu listeler meşru olduğu müddetçe hiçbir problem yok. Ama bu listenin birinci maddesi ne olacak? Fatiha suresinde Rabbimizden istediğimiz şey nedir? Önce Rabbimizi övüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Övüyoruz, ibadetimizi de yapıyoruz. Orada bir istekte bulunuyoruz. Nedir o istek? Sırat-ı müstakim. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allah.
Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde ayakkabınızın bağı kaybolsa Allah'tan isteyin buyuruyor. Ama orada sonsuz insanın istekleri olmasına rağmen o sonsuz isteklerin içerisinde bir istek seçilmiş ve Fatiha suresine konmuş. Ve biz 40 kere en az nafile namazlarda kılıyorsak daha fazla ne yapıyoruz? O sureyi okuyoruz. Ne demek bu? Ey kullarım, ayakkabınızın bağına varıncaya kadar her şeyi benden isteyin ama bu istek listenizin birinci maddesi ne olsun? Hidayet olsun. Hidayet olmazsa, imanın olmazsa ne işe yarar? Peygamberimiz geçmişteki bu insanları niye örnek veriyor? Yani en uç bir örnek veriyor. Yani birisi idama gidiyormuş, Allah'a hamd etmiş, elhamdülillah demiş. Demişler ki ya artık tamam Allah'a hamd et ama yani ölüme de gidilirken böyle denir mi? Yani şimdi iple idam edileceğim demiş. Derini yüze yüze idam da yapabilirler. O şekilde de öldürülebilirler diyor ya. Yani. Derini yüze yüze. Bak burada da çok şiddetli bir ölüm şekli var değil mi? Bir kurşun değil, testereyle ikiye bölünüyor. Peygamberimiz burada şunu demek istiyor. İman o kadar önemli, o kadar önemli, o kadar önemli bir şey ki onun için isterseniz cımbızla tek tek etinizi kemiğinizden ayırsınlar, ondan vazgeçmeyin demek istiyor. Ama biz basit menfaatler karşısında bazen Allah korusun kişiler imanlarını satmıyorlar mı? Küçük bir makam, küçük bir dünyalık gelir hususunda veya birilerini güldüreyim diye bir espri yaparken birilerine hoş gözükmek için kişiler imanlarını satmıyorlar mı? Evet, o iman öyle bir şey değil. O nedir? Sonsuzluğun anahtarıdır. Sonsuzluğun anahtarı. İman vizedir. Vize olmasa cennetin kapıları ne olur? Kapanır. Yani burada Peygamberimiz listenizin başında önem verdiğiniz şeyin birinci maddesi ne olsun? İman olsun. Ondan sonra da sağlık. Sağlık olmayınca ne olur? Kişi ibadet yapamaz, kulluk yapamaz, Allah'ın dinine yardım edemez. Ha burada fıkhi açıdan sorarsanız, bir kimse ölümle karşı karşıya kaldığı zaman ki imanını inkar edebilir ama diliyle. Ayette çok net bir şekilde geçiyor. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Bir kimsenin kalbinde iman tam yerleşmişken ölümle tehdit ediliyorsa onun diliyle imanını inkar etmesi onun imanına zarar vermez. Ama o kimse imanından vazgeçmeyip de şehit edilirse en büyük şehittir. Yani Allah Teala insanın zaaflarını da biliyor. Canı vermek o kadar kolay değil. Biz ne yapıyoruz? Şu anda televizyonun karşısında işte Suriye'deki olayları izliyoruz. Biraz üzülüyoruz ama onu hissedemezsin. Ateş düştüğü yeri yakar. Ancak parmağına bir iğne battığı zaman acının ne olduğunu birazcık hissedersin. Onun can gidiyor öbür tarafta. Yani dolayısıyla bunlara çok ne yapmamız gerekiyor? Yani hissetmemiz gerekiyor. İmanı birinci plana almamız gerekiyor. Bir de burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize neyi öğretti? Acele etmemeyi öğretti. Şimdi biz bir dua ediyoruz, hemen ikinci gün kabul olsun. İyi anladım da hemen ikinci gün kabul olacak da Allah senin imanını nasıl test edecek? Her istediğin oldu, her istediğin oldu. O zaman iman nerede kaldı? Geçmişteki bazı peygamberlere bakıyoruz. İşte yıllarca Allah'a yalvarıyorlar, dua ediyorlar, ediyorlar. Hiçbir zaman ne oluyor? Ümitsizliğe düşmüyor. Ama hiçbir zaman da duasının kabul olmadığı diye bir düşünceye de ne olmuyor? Kail olmuyor. Öyle bir şeyi de savunmuyor. Tevekkül şu değil. Ben Allah'a tevekkül ettim. Allah benim bütün işlerimi evirip çevirecek değil. Ben gerekeni yaptım. Allah'a tevekkül ettim. Allah yaptığım bütün işleri hayra çevirecek. Demek. Yoksa hemen her istediğin hemen peş sıra olacaksa o zaman imtihanın bir anlamı olmaz. Herkes ne olur? İman eder. Ama biz Rabbimize öyle bir iman etmemiz gerekiyor ki yaptığımız bütün dua kabul, başımıza gelen her sıkıntının mükafatını alacağız. Yaptığımız her şükür karşılık bulacak. Her iyilik en az 10'uyla ne olacak? Karşılık bulacak. 10 iyilikle karşılık bulacak inşallah. Acele etmememiz gerekiyor. Ve Müslümanlar acele etmediler. Kaç sene sabrettiler? 13 sene.
Sonra ne oldu? Bir anda çok büyük bir genişlik açıldı. Yani hiçbir şeyler yoktu. Sa'd bin Ebi Vakkas ne diyor, ne buyuruyor? Dışarıya çıkıyor, yiyecek hiçbir şey yok. Ot yok, şu yok, bu yok, onlar da yok. Bazen ağaç kabuklarını kemiriyorlar. Dışarıya tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktığı zaman bir oğlak derisi buluyor. Atılmış bir deri. Onu temizliyor, ıslatıyor. Sonra onunla açlığını gidermeye çalışıyor. Ama bu sahabe-i kiram hep oğlak derisi yemedi. Medine döneminde bir anda zengin oldular. Aynı Sa'd bin Ebi Vakkas nereyi fethetti? İran'ı fethetti. Yani dünyanın ikinci süper gücünün bütün hazineler Müslümanların oldu. Dolayısıyla acele etmemek gerekiyor. Sabırlı davranmak gerekiyor. Yani Müslüman sabrı kuşanması gerekiyor. Evet, üçüncü hadisin Türkçe metnini okuyayım. Sonra inşallah biraz uzunca, fazla uzun değil de orta bir hadis. İbn-i Mesud der ki, Huneyn günü harp olup bitince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet taksiminde bazı kimselere fazla vermek suretiyle ihsanda bulundu. Akra bin Habise 100 deve, Uyeyne bin Hisna o kadar deve verdi. Arapların ileri gelenleri de çeşitli şeyler gelenlerine de çeşitli şeyler vererek onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine adamın biri, vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir dedi. Yani Peygamberimiz ganimet dağıtıyor. Dağıtan kim? Peygamberimiz. Oradan birisi ya imanı zayıf, tam iman yerleşmemiş. Eşit olarak görmeyince günümüzde herkes adaleti eşitlik olarak algılıyor. Eşitlik adalet değildir. Peygamberimiz duruma göre, kişilerin durumuna göre ne yapıyor? Birisine 10 veriyor, birisine 20 veriyor, birisine 100 veriyor. Orada bu sözü duyan sahabeden bir tanesi diyor ki, vallahi senin bu sözlerini Resulullah'a bildireceğim dedim. Yani Abdullah bin Mesud bunu diyor. Sonra da Resulullah'a gelerek adamın söylediklerini ona anlattım. Yüzünün rengi birden değişerek pancar gibi kızardı. Sonra da şöyle buyurdu. Allah ve Resulü adalet göstermezse kim gösterir? Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan daha çok ağır sözlerle ezaya uğratıldı da sabretti buyurdu. Ben de kendi kendime bundan sonra hiçbir haberi Allah Resulü'ne iletmeyeceğim dedim. Peygamberimizin çok üzüldüğünü görünce. Evet. Şimdi burada yani bu hadisleri geçmişte olmuş bir kıssa şeklinde algılarsak burada okumamızın bir anlamı olmaz. Bunu güncelleyip kendi hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. Buradan öğreniyoruz ki eşitlik adalet değildir. Her eşitlik adalet olmaz. Şimdi sen 10 yaşındaki bir çocuğun taşıyacağı 10 kilodur, 20 kilodur neyse ama 30-40 yaşındaki bir insanın taşıyacağı 50 kilodur. Eşitlik olsun diye hepsine 20'şer kilo verirsen ve hepsine 50'şer kilo verirsen olmaz. Günümüzde en çok insanları kandırmak ve aldatmak için söylenen cümlelerden bir tanesi kadın erkek eşitliği. Öyle bir şey var mı? İslam'da öyle bir şey kesinlikle yok. Ha, kadının hakları ve görevleri var. Erkeğin hakları ve görevleri var. Kim bu haklarını ve görevlerini yaparsa Allah katında en üstün kul olur. Kadını erkek bu anlamda Allah katında bir üstünlük yok. Ama sen eşit korsan, gider kadını kamyon şoförü yaparsan, erkeği kadınlarla ilgili bir işte çalıştırırsan, yani ne olur? Hayat alt üst olur. Yani idareyi kadına verirsen ne olur? Evde curcuna çıkar. Erkek kadınlaşırsa yine ne olur? Fıtratta bozulma olur. Allah herkese bir görev vermiş. Bu çok uzun bir konu ama ben sadece eşitlik açısından değiniyorum. Yani bu gibi böyle cafcaflı, şaşalı, süslenilmiş sözlere ne olmayalım? İnanmayalım. Biz Kur'an ve sünnetin, yani bizi yaratan Rabbimizin bize verdiği görevleri ve sorumlulukları onun bildirdiği bilgiler dahilinde yapmaya çalışalım inşallah. Birincisi bunu anladık. Eşitlik, her eşitlik adalet değildir. Günümüzde bazı insanlara Allah ve Resulünün hükmüyle amel edin dendiği zaman ne diyorlar? Aynı şeyi söylüyorlar. Ya bu adil bir davranış değildir diyorlar.
Nerede diyorlar? Miras hukukunda. Diyorlar mı? Diyorlar. E miras hukukunun sonundaki ayetlerde ne diyor? Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim itaat ederse cennet vardır. O men ya'sillaha ve rasuluhu ve yata'atta hududa yudkhilhu naran haliden fiha. Kim de Allah ve Resulünün hükümlerine karşı gelirse ebedi cehennemde kalacaktır ifadesi geçiyor. İnkar ederse. Yani belki ilk başta çok ne oluyor? Cazip geliyor. Söylenen bir şey. Sonra bakıyorsun camiye geliyor hacamca veya genç ki neyse. Çok dindar, mütedeyyin. En dindar olarak bizim bölgelerden neresi bilinir? Karadeniz bölgesi dindar bilinir değil mi? Ama Karadeniz bölgesinde kadınlara miras vermez çoğu. Bir gelenektir bu. Sadece erkeklere miras verilir. Bakın başka, bu da başka bir zulüm. İ'tâhu kulli zî hakkın hakkâhu. Her hak sahibine hakkını vereceksin. Yani Allah ve Resulü bir şeyde hükmettiği zaman bir Müslümana üçüncü bir görüş beyan etmek ne olmaz? Yakışmaz. Ayetlerde çok net bir şekilde geçiyor. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُ اَمْرًا اِيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Bir önceki söylediğim ayetin Arapçası. Yani dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Allah ve Resulü bir şey hükmediyor. Kendi iç alemimizde ya bu adaletli olmamış. Aynı bu kişinin dediği gibi. Ya bu adaletli olmamış. Ben bunu kendi kafama göre adaletli yapayım. O zaman Allah Resulü şimdi yanımızda olsa bize de aynı cümleyi söylemez mi? Allah ve Resulü adil olmayacak da kim adil olacak demez mi? Evet değer. Demek ki kulluk nedir? Kulluk düşüncelerini ve duygularını Allah ve Resulünün emirleri doğrultusunda eğitmektir. Beynini eğitmemişsin, duygularını eğitmemişsin. Ne olacak? Şekilsel bir kulluk olmaz. Bir ağaç düşünün. Çok geniş bir ağaç. Dışarıdan bakıyorsun çok güzel gözüküyor. Niye? O geniş ağacı insana benzetelim. Bakıyorsun çok kaliteli Müslüman gözüküyor. Namazında, abdestinde falan bir şeyler yapıyor gibi gözüküyor. Ama içi çürümüş. O ağacın yıkılması daha büyük olur. Daha büyük gürültüyle yıkılır. Ne olacak? O gövdeyi o kof yani içi kovan haline gelmiş olan bir ağaç taşımayacak. Ve bir gün gelecek yıkılacak. Kur'an'dan bir ayeti duyunca ya bu olmadı. Allah Resulü'nün bir hükmüne ya adil davranmak gibi cümle söyleyecek. Sonra da o dev gibi gözüken ağaç yerle bir olacak. Allah korusun. Dolayısıyla yine buradan başka anladığımız şeylerden bir tanesi Allah Resulü ne buyuruyor? Geçmiş peygamberleri örnek alıyor. Zaten geçmiş peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de anlatılma sebebi nedir? Hikmeti nedir? Şudur. Sizin başınıza da o peygamberlerin başına geldiği gibi bir olay gelirse o peygamberlerin sergilediği tavırları sergileyin demektir. Onlar bizim için örnek modeldir. Örneğin çok yakışıklı birisi. Kimi örnek alacak? Hazreti Yusuf'u. Yani bütün kadınlar ne yapıyor? Ondan işte beraber olmak istiyor, zina etmek istiyor ama diyor ki ben Allah'tan korkarım diyor. Hastalıkla mücadele edenler Hazreti Eyyub. Ne diyor Hazreti Eyyub? İzna da rabbahu enni messeni eşşeytanu binusbin ve azab. Ey Allah'ım diyor benden, şeytandan bana bir hastalık musallat oldu. Yani Allah'a iltica ediyor. Diğer peygamberler Hazreti Nuh. Kur'an-ı Kerim'de tam 950 sene değil mi? Geçiyor. Orada hep İslam'ı anlatmış. Hep sabretmiş. Hazreti Musa. En çok Kur'an'da zikredilen, kıssası zikredilen Hazreti Musa. Çünkü insanın her tipini yaşamış. Her çeşit insanla muhatap olmuş. Ve nasıl tavır sergilemiş? Peygamberimiz de ne yapıyor? Burada Hazreti Musa'ya örnek alıyor. Diyor ki, yani bak Musa böyle böyle baştan olay geldi de o ne yaptı? Sabretti. Dolayısıyla bana da düşen nedir? Sabırdır. Ama nasıl sabır? Hazreti Yakub'un dediği gibi fesabrun cemil. Bakın sabır da yetmiyor. Allah-u Teala bize neyi gösteriyor? Sabr-ı cemili gösteriyor. Sabr-ı cemil şu demektir. Hiç isyan etmemek bir şairin tarifiyle acıyı yüzünü buruşturmadan yutmak demektir sabır.
bir şairin, tabii şairler böyle biraz hassas davranır. Yani başına bir musibet geliyor. Eğer iradesi dışındaysa inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Bir adamın eliyle geldiyse ne yapacak? Ya keşke bu insan da bundan vazgeçse, hak yola dönse diye Habib-ül Neccar gibi tavır sergileyecek. Yani sabr-ı cemili kuşanmamız gerekiyor. Bu kolay mı? Bu gerçekten çok zor bir şey. Şu ayette bitirelim. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Hiç iyilikle kötülük bir olur mu? اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Eğer sen sana kötülük yapanı iyilikle def edersen, bir iyilik yaparsan, o kötülük yapan kimseyle aranda bir muhabbet oluşur, diyor. Buraya kadar güzel mi? Güzel. Devamı zor. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Buna ancak sabredenler ulaşır. Öyle kolay değil. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Buna ancak imandan büyük bir pay verilenler ulaşır. Değilse böyle her yiğidin kârı değil bu. İşte kendimizi ne yapmamız gerekiyor? Her geçen gün biraz daha terbiye ederek bu özelliğe, yani sabr-ı cemile elde etmemiz, onu kuşanmamız gerekiyor inşallah. Evet, Rabbimiz bize dünya ve ahirette güzellikler versin. Kaldıramayacağımız imtihanları vermesin. Ve rızasına uygun amel etmeyi nasip eylesin inşallah. Subhanak Allahumma ve hamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.